Merhaba, iyi günler. 24 Kasım 2024. Karşıyaka'ya kar yağdı. Buraya da soğuğu geldi. Evet, Yamanlar karlı. Bizim dağlarımızda bu Poyraz'da bu hafta karla buluşur. Bugün değerli komşum Ruhi Kaya güzel bir fıtır şapka hediye etti. Teşekkür ediyorum. Babam da vardı. Babam Abdullah Gürsoy. Böyle güzel fotoğraflar var, siyah beyaz. Bir de köyümüzde şair, ilk şair, kitabı çıkmış olan şair Muharrem Uyar'ın da böyle güzel bir şapkası vardı. Şapkadan dolayı ona lakap olarak İngiliz Muharrem derlerdi. Yani güzel Kızılderili liderlerin de böyle şapkalarını görüyorum siyah beyaz fotoğraflarda. Güzel, değerli bir şapkadır bu. Fetür şapka derler. Buna göre uygun takım elbise giyersin. Yani çiçek gibi. Ayakkabılar da boyalı. Gıcır gıcır mekanlara gidersin. Düğünlere, derneklere, toplantılara asildir. Bazıları çarşıda bu şekilde gezerdi benim çocukluğumda. Köylerde, kasabalarda ve illerde insanlar takım elbise giyerdi. Bayanlar da abiye, boydan elbise, öyle düğün salonu gibiydi Kemeraltı, Beyoğlu. Beyoğlu'nda serseri kıyafetle yukarı çıkacağın zaman, yokuştan yukarı o yan yollardan sivil polisler şşt diyor. Hemen toparlanıyorsun. Böyle Beyoğlu'na çıkmak, öyle Kemeraltı'na çıkmak, öyle Karşıyaka'da, ana yolda, birinci kordonda, Hasancak'ta. Bunlar asil yerler. İnsanların medeniyeti gösterdiği yerler. Modanın Paris'le beraber aynı anda, aynı günde, aynı haftada takip edildiği İzmir. Gazeteden gelen moda, dergilerden gelen, moda dergilerinden gelen modalar. Boydan elbiseler, çantalar, saç takımları, saçların biçimleri, kesimleri. Evet. Nerelerden geldik? Nerelere? Niye geldik? İsteyerek geldik. Darılmak, gücenmek yok. 2024 model isteyerek geldik. Öyle basit olarak Ankara'yı suçlamak, bürokrasiyi suçlamak, kısa yoldan particilik yapmak, sağa sola laf çarpıtmak yok. Göğsümüz gere gere, her pazar seçimlerle, şıngır şıngır, tıngır tıngır, müzisyenlerle, değerli saz eseri, değerli saz üstadları, değerli makam sahibi müzisyenlerle rengarenk geldik. Yani birini basit olarak, particilik olarak yok. Bilinçle geldik, isteyerek, menfaatle. Çıkarlarımız vardı. İmar affından çıkarlarımız vardı. Erken emeklilikten çıkarlarımız vardı. Ucuz kredilerden çıkarlarımız vardı. Menfaatimiz vardı. Buraya gelirken öyle tesadüfen geçerken uğradım, gelmedik. Onun için şimdi biraz ekonomik kriz var diye vi yapmanın anlamı yok. İsteyerek geldik. Göğsümüz gere gere geldik. Adnan Menderes'ten geldik. Celal Bayar'dan geldik. Süleyman Demirel'den geldik. Necmettin Erbakan'dan, Alparslan Türkeş'ten, Ferit Melen'den, Kara Osmanoğlu'ndan, kim? Tansu Çiller'den, Turgut Özal'dan, daha sayalım mı yani? Mesut Yılmaz'dan, yani sağın göbeğinden, sağın sermayenin, milliyetçiliğin dini görüşlü serpilmiş tarikatlardan geldik. Patır kütür geldik 1946'dan. Çok partili düzen diye, camiler ahır oldu diye bağırarak geldik. Hala 2024'te alıcısı olan bir söylemdir. Camiler ahır oldu. Biraz daha, biraz daha, sonra ileride kaybolacak. Cep telefonu yaygınlaştıkça, çocuklar değiştikçe, ilerden yukarıdan biyolojik varlıklar gittikçe, aşağıdan asil insanlar geldikçe dünya ve Türkiye değişecek. İşte değişimi durdurmak için kimi getirdiler? Bir iş adamını Amerika'nın başına getirdiler. Şirket. Ayı. Mars'ı yiyeceğiz şimdi. Hucum! Dünyayı bitirdik. Brezilya ormanlarını yaktık. Bak felaketlere.
Bak yağmursuzluğa. Barajlar tım tım. Ama her gün artezyenle su çekiyoruz. Her gün, her saniye petrol çekiyoruz yer kabuğunda. Dünyanın dengesini bozduk. 1 derece. Evet, hücum. Durmak yok. Durmak yakışmaz. Bugün öğretmenler günü. Değerli baş öğretmenimiz Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bana da emeği geçen bütün öğretmenlerime saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi takdim ederim. Onlar benim için yerleri doldurulamaz birer mücevherdir, birer baş tacıdır. Bütün öğretmenlerimi saygıyla, hürmetle sonsuza kadar anarım. Onların sırtımda taşısam onların hakkını ödeyeyim. Ezbere biliyorum hepsini. Süreyya Sabuncuları ilkokulda. Nevin Ciner'i Türkçe öğretmenim. Muazzam bir insan. Daha önce ufacık bir kitapta tanıtmıştım. Ondan sonra Hıfz Tapuz müzik öğretmenim. Ortaokul yılları. Ne onun adı? Hürriyet Erkek Ortaokulu. Şimdi öyle bir ortaokul yok. Agora'nın Bekçi Kulübesi'nin Agora tarih eserlerine girerken tam karşıdaydı. Eski bir binaydı. Yıktılar. Belki de 200 yaşında İzmir'in en eski defne ağacı vardı orada. Onu götürdüler. Nar yakınlara kadar duruyordu ama nar da yok galiba şu an bilmiyorum. Yani. Yeni yapılan okulun bahçesine beton döktüler. Zannediyorum yok galiba nar. Defne zaten o gün gitti. 1960'larda 70'lerde gitti defne ağacı. Atatürk Lisesi sanırım. Sayın Görgülü. Hanımı Halide Görgülü, coğrafya öğretmeni. Kızı Görgülü okulumuzdan emekli oldu. 3 nesil. Yani. Değerli öğretmenim. Yani Selahattin Göktepe. Naitül Vakkın, şair. Kendi kompozisyon, edebiyat, felsefe, sosyoloji. De hepsini. Orada resimlerimiz var. Atatürk Lisesi'nde duvarda öğretmenlerimizin. Şimdi onlara her zaman pilav gününde gidiyorum. Rahmetle, saygıyla anıyorum. Dürdane Tamay, Afrikalı bir lider, kadın. Zenci hareketinin önderi, muazzam bir insan. Garra Sarmat, Yahudi, büyük bir tarihçi. Kroş, Tatar, Kafkasya'dan gelme, muazzam bir beyefendi. Yani bize kol kanat gelen, bizi yetiştiren öğretmenlerimiz bile Birleşmiş Milletler gibi. Her bir ülkenin, her bir dinin temsilcisi benim öğretmenim. Geçerken uğradım. Tesadüfen burada yoruldum. Okulu yok orada. Bu Haşim yanar. Haşim kanar. Affedersiniz. Haşim kanar. Birkaç defa toplantısına katıldım. Selahattin Akçiçek'te kendisini ziyaret ettim. Şiirlerini okudu. Bir kitabımı imzaladı. Onu kütüphane şimdi sıvanıyor. Bugünlerde kum, çakıl, kireç, çimento, allak bullak ortalık. Yani onu bulmak isterim. Bu da sahaflardan aldığım bir kitap. Kitap fuarı dolayısıyla. Onun için şuradan güzel, sakin, öğretmenler gününe uygun, Poyraz'a uygun, sert havaya uygun bir konuşma yapalım. Şiir okuyalım. Yaşamı boyunca attığı her adımda sosyalizmle büyümüş olan Haşim Kanar, köylülüğünü değil ama köy enstitülü oluşunu bir değer olarak sosyalizm mücadelesine akıtmıştır. Kanar, köy enstitüleri eğitimde atılım adlı yapıtında köy enstitülerine ilişkin olumlu olumsuz yapılmış olan tüm vurgularla hesaplaşarak enstitüleri soğukkanlı bir irdelemeye tabi tutmuştur. Yadırgalılar biziyle başlayan şiir yaşamı, ben bunu kendisinden duydum. Yani. Bu kulaklar, yadırgalılar bizi duymuş kulaklar. Bu vatandaş, o toplantılarda sakin, sessiz, kendi ağzından dinledim. Yani. Yadırgalılar biziyle başlayan şiir yaşamı, 12 Eylül darbesinde yattığı tutukluluk günlerinin ürünü olan ve o dönemi yansıtan kara basana karşı destanla sürmüştür. Hepimizi ezdi. 12 Eylül, işkenceler, gözaltılar,
kitapların yanması, yakılması, derelere atılması, varillere atılması, kitaptan dolayı tutuklanmalar, gözaltında kaybolmalar, faşist bir dönem. İşte o dönemler bu dönemi sağladı. Kitapları yakarsan kitapsızlar kitap adına iktidara gelirler. 1980-2024. Yadırgadılar biziyle başlayan şiir yaşamı, 12 Eylül darbesinde yattığı tutukluluk günlerinin ürünü olan ve o dönemi yansıtan Karabasan'a karşı destanına sürmüştür. Ayrılık türküsü Mavilim'i Kanar'ın yaşamının çeşitli dönemlerinden seçmeler olarak görmek mümkün. 60'lı yılların nesinden 70'li yılların diz çiçeğine, 80'li yılların ak karanfilinden Benjamin Molesi'ye dar ağacındasından 90'lı yılların Asım Bezirci'nin ardındanına süren bir yolculuk. 10 yıllar öncesinde yazılmış olan Emi adlı şiiriyle bu kitabı noktalamış olan şairin yeni şiirlerine ve yürüdüğü yolda gösterdiği savrulmama direncine saygıyla. Şimdi bu değerli bir ozan, değerli bir şair, değerli bir aydın, değerli bir önder. Damlacık'ta hastane arkasında, ikinci beylerin ucunda, Medine yokuşunda, İsmet İnönü yokuşunda, iki çeşmeliğe doğru, Kesterli'de dünyalar kadar şeye giren, ne diyorlar ona, koruma altında olan evler var. Site giren, site alanına giren. O evler bir tanesi alınabilir belediye tarafından. Bu tür değerli önderlerimizin, liderlerimiz adına böyle bir 70 metrekarelik, 100 metrekare, 80 metrekarelik evde bir müze yapılabilir. Bunun ve benzerlerinin, değerli insanların, aydınların, heykeltıraşların, şairlerin, yazarların, başka önderlerin, yani bu önder sanayici de olabilir, ticaret erbabı da olabilir, tüccar da olabilir, serseri de olabilir, işsiz de olabilir. Neyzen, bugün nereye koyabiliriz neyzeni? Pırlanta gibi, neyzen tebrik. Yani. Nereden geldi? Pek çok aydın dünyada sokak ressamı, duvar ressamı, duvarlara yapıyorlar. Şimdi ressam mı kabul etmeyeceğiz yani? Sucuğa 10 milyon bilmem ne verirken şeye, muza, rezalete bak. Sanat adına yutturulanlara bak, yutana bak. Yok öyle yağma. Yok öyle yağma. Sanat sahipsiz değil, sanatçı da sahipsiz değil. Dünya görüşü de sahipsiz değil. Ne yani bu? Ne bu? Al çiviyi, vur duvara. Ondan sonra de ki bu bilmem ne kadar para. Böyle olur mu? Protestonun da bir manası var. Picasso niye çöplerden, gazoz kapaklarından, cam kırıklarından tablo yaptı? Daha önce klasikler vardı. Klasikler, padişah, kral, kraliçe atıyor altını heykeltıraşa veyahut da sanatçıya veya bestekara veya yağlabaya sanatçısına eser yaptırıyor. O da diyor ki yani bu burjuva duruşuna karşı, bu aristokrat duruşa karşı ben de diyor bunu çöpten alırım, gazoz kapağını, cam kırığını, gazete parçasını yapıştırırım, tablo yaparım diyor. Bir onda bir karşı duruş var. Bir şey var. Dali rüyalarım diyor böyle. Öküz böyle, top böyle, deniz kenarı böyle, yel değirmeni böyle. Yani isyan var orada bir. Sanata isyan. Böyle o zaman gel şimdi. Al, al şunu da alayım ben o zaman. Verin bana da bunu. Şunu, al, kırayım dalı. Al. Haydi açık attım ben. Nedim Yaşar Gürsoy'un zorlası. Olur mu böyle şey? Onun bir hayata bakış açısınla sen sanatçısın. Tek başına. Ayrılık türküsü. Mavilim. Güzel, değerli, asil bir kitap. Almanızı rica ederim. Bulduğunuz zaman. Ben sahaflardan buldum. Bu üçüncü şiir yaptım. Ayrılık türküsü Mavilim'i. Sanat anlayışımı en çok etkileyen iki bilge gülen düşünce öğretmenim Sabahattin Eyüboğlu ile Vedat Günyol'a adıyorum. Dinlemediler. Nazım Hikmet Rana. Unutamam o günü, unutamam. Saat 9'du tam. Köprüden bindirdiler vapura. Uğrayarak boğazın bir soluna.
bir sağına, bir hisardan bir hisara. Götürdüler beni Anadolu kavağına, Anadolu kavağında indirdiler, bir saat sonra geri bindirdiler. Biraz ileride Karadeniz vardı, içimi bir ateş sardı. Ufukları, bulutları aralayıp uzaklaşmak, dalgalar arasında dolaşmak istedim. Bırakın beni dedim, götürmeyin geriye. Arkamda gözüm yok, geri geri yürüyemem yolculuğum ileriye. Dinlemediler, yeniden bırakın beni dedim, denize atılmak, dalgalara sarılmak istedim. Dinlemediler. Ne? Alsancak iskelesini duman bürüdü. Bu yanan ne? Merdiven. Göklere yükselen duman ne? Bu yanan rençberin göz nuru el emeğidir. Bu yanan anaları kendine maşatlıkta asan, yol gözleyen aç çocukların ekmeğidir. Maşatlık Yahudi mezarlığı. Ucu Devlet Hastanesi'nin karşısından başlıyor. Şimdi günümüzde orada tünel var. Damlacık'tan yukarıya doğru, Değirmen Dağı'na doğru gidiyor. Değirmen Dağı'nda 5 tane yel değirmeni var. İzmirliler orada buğdaylarını getiriyor, onlarını alıyorlar. Şimdi de adı Değirmen Dağı ama yel değirmenleri yok. Selahattin Akçı Kültür Merkezi'nden caminin, kilisenin olduğu yerden doğru aşağı doğru Zeki Müren Parkı, İngiliz Parkı var arka tarafta. Ön tarafta Zübeyde Hanım kız öğrenci yurdu vardı. Şimdi yıktılar, yenisini yapacaklar. Cami var, varyant var, müze var. Arkeoloji müzesi var aşağıda. Evet, maşatlık oradaydı. Oradan yukarıya doğru çıkardı. Sonra Kırım Savaşı'ndan, Kırım'daki hastalıklardan İstanbul'a Kafkas halkları gelince, Kafkasya'nın asil insanları gelince, yokluk yılları, hastalık, salgın yılları, İstanbullular Karadenizlileri ve Kafkaslıları istemediler. Padişahlık zamanı. Ondan sonra onlara İzmir kucak açtı. Buyurun gelin dedi İzmirliler. Evet, İzmir'e geldiler. Oraya yerleştiler. O değerli Kırımlılar, değerli Tatarlar, değerli Kafkas insanları, yiğit, delikanlı, mert insanlar. Dedemin bir tanesi benim. Çeçen yüzbaşı. Bir Çeçenlere benzerim, biraz da Macarlara benzerim. Bazıları Macarlara benzetirler beni. Evet, turistler benzetir. Bizimkiler değil. Şimdi orada geldikleri zaman mezarlığın içine yavaş yavaş maşatlık Yahudi mezarlığına ev yapacaklar. Ev yok. Arsa yok. Hani nasıl yapacaksın? Hemen davul zurnayı alıyorlar. Diyelim ki pazar günü tak davul zurna vuruyorlar. Vur davulcu. Hemen oradan mezarlığın içine evleri yapmaya başlıyorlar ucundan. Oradan o şeye doğru, üç yola doğru, Yeşilpaşa'ya doğru oradan yapıyorlar. Yavuzlar da aşağıda diyorlar ki, ya bunlar bu diyorlar, gelenler ne kadar çok eğlenmeyi seviyor, davul zurnayı seviyor. Güm 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 güm. Bizimkiler şeyi ayarlıyorlar. Ne derler ona? Çekiş sesleri. Hani kapıyı pencereye çakacaksın ya çiviyle, çank 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 ses aşağı inmesin diye konağa. Ondan sonra onlar orada davul zurna ile ayarlıyorlar. Davulcu vur, küt, çekiç, vur, küt. Ev bitti. Hemen girişine. Hemen ikinci ev, üçüncü ev. İşte yokluk yılları, fakirlik yılları oraya yanaşıyorlar oralarda. Kadınlar çalı için Balçova'ya gidiyorlar. Şimdi günümüzde teleferik var. Oradan çalı getiriyorlar. Çelik çalısı, Mersin çalısı, sandal çalısı. Evde ekmek yapacaklar. Sonra Karataş. Diyorlar ki Karataş'ı şey yapalım. Taşlarını çıkaralım. İzmir'e işte o yıllar bir dalga kıran yapalım. At arabalarını, yokluk yıllarını. Oradan taşları topluyorlar, götürüyorlar İzmir'e dalga kıran. Şöyle, şöyle, şöyle. Dalga kıranı yapıyorlar ve İzmir ticareti, dünya ticaretine gemiler rahat yanaştığı için dalga kıran. Ondan sonra orada İzmir ticareti başlıyor büyümeye, gelişlemeye. Susam, kuru üzüm, tütün, pamuk, İzmirli üreticiler, Aydın, Manisa, Muğla başlıyor çekmeye bütün şey, develer.
bütün şeye, birinci kordona asınca. Güzel yıllar, onurlu, şerefli İzmirler. Hele o kemer altına bayılırım yani. Doyamazsın bir ömür. Huzuruna bak. 15 bin, dükkanın belki 5 bini kapandı, 10 bini dimdik ayakta. Özel kemer altı kanunu çıkarılmasını isterim her zaman. Daha önceki konuşmalarımda ve siyasi yazılarımda söylemişimdir. Kemer altı dünyanın göz bebeği. Dünyada ikincisi olmayan birinci. Yemen girişinde de bunun tarihi bir agorası yapılması lazım. O devlet hastanesine doğru. O şey bile sökülebilir. Otopark ya da başka bir yer. Oradan bir yer sökülüp sembolik bir agora yapılabilir oraya tarihi. Bir insan çay içer. Eski havayı, atmosferi mermerlerin içinde solur. Onun için bizi bir yere getirmediler. Yaş oldu 70. Hayırlı uğurlu olsun. Biz mutluyuz, mesuduz, bahtiyarız. Oradan bize görev vermedi. Biz dünya çapında insan olduk. Dünya insan olduk. Bütün dünya uluslarını sevindik. Selamlıyorum. Bütün dünyadaki öğretmenleri selamlıyorum. Ressamları, şairleri, gazetecileri, yazarları, onurlu devlet adamlarını selamlıyorum. Particileri, siyasetçileri. Saygılar, sevgiler, iyi günler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ruhi Kaya'ya bu şapka için tekrar kapatmadan önce teşekkür ederim. Harika oldu. Hiç böyle bir şapkam yoktu. Babamın siyah beyaz fotoğrafı vardı. Böyle bir şapkam olsun isterdim. Teknik günlerde, seçkin günlerde, festivallerde bu şapkayı takacağımı şimdiden belirtmek isterim. Sağ olun. İyi günler. Teşekkür ederim.